Burada da göstereyim harita. Türkiye'yi, Amerika'nın yaptığı harita, orayı bölüyorlar. Hı hı. Ama o harita bu. Orada gayet açık olarak bunu söylediler. İki, ey kavmi Türk, ey genelkurmay, ey şunlar bakın. Gayet açık bakın. Neye bakacaklarınızı iyice görün. Bu Kürtlerin milletvekili kızları mini etekli. Bunu göreceksiniz. Bu neyin göstergesidir? Ben bunları öteden beri söylerim. Hı hı. Tırnağımızla söyleriz. Onlar bu cumhuriyetin çocuklarıdır. Bizle savaşıyorlar. Hı hı. Bizimle sorunları var. Hı hı. Ama Kemalisttirler. Ben bunları 40 yıldır yazarım. Ve bir nokta ortaya çıktı. Çok evliliği savunan, aşiret, bana göre cüda ilk olan Barzani'nin liderliğini kabul etmezler. Bizim işimiz şimdi bu kavgayı, bu silah atılmayı, kan dökmeyi durdurmaktır. İkincisi, bakın hanımefendi, ben neye bakarım? Ben herkesin baktığına bakmam ki. Ben herkesin baktığına bakmam ki. Herkesin baktığına baksam ben de Hasan Cemal olurum. Ben bakmam ona. Ben Mardin'de ağlayan analara bakıyorum bu katliamdan sonra. Hepsinin baş giysileri benim annemin, ninemin baş giysisi gibi. Hiçbirinde türban yok. Hiçbirinin kafasına ilkel şeyler koyamadınız. Ama Fatih'i doldurdunuz. Bizde yoktur o. İşte bizim Müslümanımız. İşte bizim insanımız. Hiçbirinde yok. Kızlarının da erkeklerinin de bütün başları böyle bu şekilde. Şimdi bu ortaya çıktı. Tabii. Ama orada da şöyle bir seçeneksizlik yok mu? Yani o doğu bölgelerinde işte son seçimlerle ortaya çıkan bu haritada yani ya AKP ya DTP şeklindeydi biliyorsunuz. Zaten katılan adaylar da bu yöndeydi, alınan oylarda. Yani bir çözümsüzlük, alternatifsizlik daha doğrusu söz konusu. Bizim Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili Bey Cabaran Urfa'dandı. Hı hı. Onu onlara sormayın. Diyarbakır CHP'nindir. Urfa CHP'nin de, Kars CHP'nin de, onu söyleyeyim Bülent, onu söyleyeyim Deniz Baykal'a, kasten veriyorsunuz. Gidersiniz orada yaparsınız. Hı hı. Orayı tarikata verdiler. Şimdi geliyoruz o konuya. Tamam onu söylüyoruz. Bu bir politikadır, bu bir karardır. Hı hı. Orayı Deniz Baykal, Devlet Bahçeli tarikata verdi. AKP'ye verdi. Zülfü Livaneli'yi ben çok eleştirdim. Hangi konuda? Her konuda eleştirdim. Ama bana göre bütün eleştirileri silindi. Neden? Çünkü şunu söyledi. 2003 yılında dedi, Deniz Baykal bir balıkçıda Tayyip Erdoğan'la anlaştı. Ve Türkiye'yi böldüler. Asıl bölücü onlar. Siz oraya gitmeyeceksiniz. Oradaki halkı sizden saymayacaksınız. Onlara bizim gibi, Doğu Perinçek'in ve benim yaptığım gibi sevgiyle yaklaşmayacaksınız. Siz Kürtsünüz. Bizden ayrılmayacaksınız. Bu cumhuriyet demeyeceksiniz. Onların dertleriyle ilgilenmeyeceksiniz. Onu tarikatlara bırakacaksınız. Ondan sonra da onlar ikiye ayrıldı diyeceksiniz. Sorun budur. Olanların hepsi CHP'liydi. Malatya CHP'nin kalesiydi. Her taraf kalesiydi. Verdi Deniz Baykal. Hala veriyor. Hala. 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 Af lafı dediği zaman gidiyor. Başka çareniz yok. Peki niye? Başka çareniz yok. Onu da söyleyeyim izin verin. Başka çaresi yok. Ben hapisteydim. Bu yeni cezalar oldurmam, onları yatırırken. Ha, bak şu anda Ertuğrul Özkök, hepiniz bilin. Kürtler için değil, Sarp Kuray için. Bu çaresizlik yüzünden soygun yapmış olanlar için. Genel af lazımdır Türkiye'de. Bu işi çözmek için genel af lazımdır. Bu artık şu resim oluyorsa... Şu resimi oluyorsa,
şu resim oluyorsa artık her gün bir tiyatrocu, Tarık Akan'ın arkadaşı, ben ölüm ilanları topluyorum. Cengiz Çağındar'ın karısının ağabeyi bot yüzünden kafasına sıkıyorsa artık suç Türkiye'de kişisel değil toplumsaldır. Peki bu çözüm olur mu? Hangisi? Sizce af, tam bahsettiniz genel aftan. Ben Sarp Koray için yiğitçe girdi. Ben kartını ödemediği için, hapse giren için, çıldıran için, bunlar hırsızlık yapmak için ve Türkiye'de her şeyin altını bir kez daha silmek için genel affı istiyorum. Bu da çözecektir. İlker Paşa Hazretleri'nin son konuşmalarında Türkiye halkı bunlar şöyle böyle önemli bir açılımdır. Gayet açık olarak da söylüyor. Benim de kitaplarımda var. Burada da söylüyorum. Biz bu cumhuriyeti Türkler, Kürtler, Çerkezler, ayrı bir kavim değil ama Sabataistler, ben bunları açık olarak beraberce kurduk. Bu da artık Türk Silahlı Kuvvetlerinin başı tarafından doktrin haline getirilmiştir. Bundan sonrası kolaydır. Onlar da açıkça söylüyorlar. Ben de ona inanıyorum. 29 Mart seçimlerinde öyle anladım. 29 Mart seçimlerinde ne istesinler? Güçlüler Türkiye Kürtleri. Belediyeleri kazanıyorlar. Ne yapsınlar Barzani'yi? Bu şu anda İsrail'i, Amerika'yı ve Türkiye'deki zengin sınıflarını Musul'u verdikleri gibi Diyarbakır bölgesini de başkalarına vermek isteyenleri çok zor durumda bırakıyor. Bunun elini tutmak lazım. Bu eli tutmak. El dediğim onu kastetmiyorum. Türkiye'nin elini tutmak lazım. Ve başka çaren yok. Biz bu işi biliriz. Biz bu işi biliriz. Biz bizim mesleğimizdir. Biz bunlara bakarız. Burada da söyledim. İlker Paşa'ya da söyledim. Sizin sorununuz şudur dedim. Siz Kemalist görünürsünüz. Kemalistlerden korkarsınız. Harp akademilerinde bir tek Kemalist hoca almazsınız. Hepsi tarikatçıdır hocalarınız. Son dönemde mi böyle oldu peki? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşmesinden 30 senedir şimdi dönüşmeye başlıyor. Yani, arıyorlar. Arıyorlar ama tükettiler. Kemalistleri arıyorlar yani öyle mi? Tabii. Tabii doğrular onlar söyler. Doğruları biz söyleriz. Biz sol Kemalistiz. Başka kurtuluş yok artık. Bu aşamada, global aşamada Kemalizm sol Kemalist'tir. Bunu herkes seçmesi. Bu emekçi halka, bu sefil halka, bu sürüleşmiş halka başka çare yok. Ne demektir? Telekom'un senin olacak, milli olacak. Ölümünü kutladılar. O çocuklar milliciydiler. Deniz gezmişler. Tabii. Amerikan filosuna karşı eylem yaptılar. O çocuklar milli petrol için yürüdüler. O çocuklar milli ilaç sanayi için yürüdüler. O çocuklar dilimiz için yürüdüler. Onlar bizim çocuklarımız. Bir takım aptallar da sol milliyetçi oldu. Bizim solumuz başından beri milliyetçi oldu. Şimdi bunu ayırıyorlar. Ulusalcı milli hiçbir fark yoktur. Bunlar da. Öyle de çıktı bu sol. 60'lı yılların solu Kemalizmin eksikliklerini tamamlamak üzerine gitti. Ama ulusalcılık suç sayılıyor biliyorsunuz artık. Nerede çıkartıyorsunuz? İki tane ahmak suç sayıyor diye. Resmi iddianameleri bizim dışımızda bugün onu konuşmuyoruz. İki tane. Onlar kendi hallerine baksınlar. Onlar kendi hallerine baksınlar. Şunu çıkartan, demin gösterdim. Benim sevgili oğlumu gazetede çıkmış resmini alıp da teröristler, terörist yerine getirenlerde İslam var mı? Bu soysuzluğa savunanlar herkesin ağaç sürü olduğu bir ülkede. Her sene birkaç tane dolar milyarderi ilave edilen yerlerde onlara Müslüman mı diyeceğiz? Ben 2002'de onu söyledim. İslam'ı tüketiyor bunlar. Tayyip Erdoğan İslam'dan hiçbir şey bırakmadı. İslam'dan hiçbir şey bırakmadı. O söz
Onu da söyleyeyim. Hangisi? Ben altında değilim, üstünde değilim, bilmem ne. O sözü İlker Paşa Hazretleri'nde görüştükten sonra söylemesi isabetlidir. Onu söyleyecek o. Onu söyleyecek.